Sevil Hanım. Merhaba. Siz de çok güzelsiniz. Çok özleştik güzelsiniz. Ya. Evet. Zeynep ya. Evdeydim. Bildiğiniz üzere okulum bitti. Sadece finallerim var. Bu hafta sonu cumartesi pazar iki finalim vardı. Son finalim de bu cumartesi. Bugün günlerden salıydı. Bugün hani açıkçası çok sakin ve güzel bir gündü. Sabah uyandım, kahvaltı falan ettim ama size öğlen açtım videoyu. Dün gece bir kitaba başlamıştım. Onu bitirdim bugün. Yani bayağı akıcı bir kitaptı. Bayağıdır bu kadar odaklı bir şekilde kitap okuduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Odak sürem çok azaldı. Günümüz sosyal medyası sayesinde tabii ki. Ama çok güzeldi. İsmi Layla diye bir kitap. Colin Hoover'ın bir kitabı. Ben zaten o yazarı çok seviyorum ve yani gerçekten kitapları çok akıcı oluyor. Ondan sonra anneanneme gittik. Dün dayımın doğum günüydü. Bu akşam onu kutlayacaktık. Arada bir ben Kadıköy'e uğradım. Kızlarla bir iki saat kadar oturdum. Kahve falan içtik. Sonra ben geri geldim. Pasta kestik ama anneannemde hiç video çekmedim sanırsam. Doğum günü bayağı tatlıydı. Tüm aile toplandık. Şimdi eve geldim. Saatlerimiz 11. Bahar döneminin ders programı açıklanmış. Bir ona bakmak istiyorum. İnşallah son dönemim olacak İTÜ'deki. O ders programına bakacağım galiba az sonra. Daha eve adım atalı bir saniye oldu. Yarın da ders çalışacağım. Cumartesi günkü finalime yarın çalışmaya başlayacağım. Yani 3 günüm var. Bence okey bir süre. Bir de paramur kargolarını yarın götürmeyi düşünüyorum. Göreceğiz inşallah yetiştirirsem yarın. Böyle dostlarım. Yıkadım bir kendime geldim. Böyle makyajımı falan çıkarıp ev kıyafetlerimi giyince böyle yenilenmiş hissediyorum gerçekten. Şimdi de bu kitaba başlayacağım. Ya başladım daha doğrusu. 30 sayfa okudum bundan. Bunu okumaya devam edeceğim. En Parlak Gün Işığı diye bir kitap. Odamı gece moduna çevireceğim. Yani bu ışıklarımı yakacağım işte. Mum falan yakıp bunu okumayı planlıyorum. Daha sonra da uyurum. Saat 11.30. 12.30 civarı uyumaya çalışıyorum. Gerçekten uyku düzenimi düzeltmeye çalışıyorum. Yeni yıl hedeflerimden bolca su içmek, kitap okumak, uyku düzenimi düzeltmek, günde 10.000 adım atmak. Daha fazla hedefim de var. Bunlar bazıları. 2024 harika başlamadı açıkçası. Ama umarım daha güzel gider. Yani bakalım.
Dostlarım, bugün günlerden perşembe, okula geldim. Zeynep ve Sedat'tayız. Med keyfi. Şimdi ders çalışacağız. Benim cumartesi finalim var, ben ona çalışacağım. Akşam da 7 Days sponsorluğunda Anadolu F... Ya bir susun. İşte arkadaşlar, görüyorsunuz ne kadar otokrat bir insan, ne kadar baskıcı bir insan olduğunu görüyorsunuz. Arada dövüyor da bizi. Akşam Anadolu Efes'e Barcelona maçına gideceğiz Sedat'la. Onun için bayağı heyecanlıyım. Saat 8.30'da maç. Saat şu anda 3. 7 gibi çıkarız. Ben böyle mesela baskılıyorum ama asla beni takmıyorlar. Konuşmaya hep devam ediyorlar. Mesela. Yani. Çünkü beni almadılar maça. O yüzden zehir edeceğim hepinize. Tamam mı? 4-5. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Med'deyiz. Benden olur mu? Olur tamam. Böyle 1.5. Sedat'ı istemiyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi okuldan çıktık. Anadolu Efes'le Barcelona'nın maçına gidiyoruz. 7 Days'in sponsorluğunda. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Biz Sedat'la gidecektik. Zeynep de moda oldu. Zeynep'in de işi gittiği için bu plana. Zeynep'i de aldık götürüyoruz şu an. Çok heyecanlıyız. 8.30'da başlıyor maç. Ona doğru gidiyoruz. Ya bak. Vakit şu an yok. Yani. Ben de yemek yemedim ya. Evet dostlarım, burada araya girip bu videonun sponsoru olan Sorbil'e teşekkürlerimi iletip Sorbil hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Eğer daha önce Sorbil'den bahsettiğim videolarıma denk gelmediyseniz ve ilk defa dinliyorsanız sizlere Sorbil'i tanıtmak isterim. Sorbil içinde 100'den fazla eğitim bulunan 4 farklı kategoride eğitim veren bir online eğitim platformu. Sorbil'i gerçekten çok seviyorum ve 1 yıl aşkın süredir de kendim de özel olarak kullanıyorum. Bahsetmiş olduğum bu 4 kategori yabancı dil, yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişim konularında. Sorbil'in diğer eğitim platformlarından en büyük farkı, Sorbil'i aldığınızda aylık ya da yıllık olarak bir eğitime değil, Sorbil'in genel online platformuna bir ücret ödüyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani siz aylık ya da yıllık abone olduğunuzda, ki bu arada istediğiniz her zaman bunu iptal edebilme şansına sahipsiniz. İçinde kaç eğitim varsa, hangi konularda eğitim varsa hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere diğer online eğitim platformlarında bir kursa, bir eğitime bir ücret ödüyorsunuz genelde. Buradaki en güzel şey, atıyorum hani kişisel gelişimde bir eğitim için aslında üye olmak istiyorsunuz. Ama aynı zamanda kişisel eğitim kategorisinde o videoların hepsini, o eğitimlerin hepsini alabilip aynı zamanda yazılım ya da yabancı dil kısmında kullanabiliyorsunuz. Bence bu özellik çok harika bir özellik. Yani tüm eğitim platformlarından kendini ayıran ve gerçekten insanların hem mental olarak hem de yabancı dil hem de kişisel olarak gelişimini sağlayabilecek bir olanak sağlıyor aslında. Bunların hepsine ulaşabiliyor olmamız. Burada gözüm yaşlanıyor. Neden bilmiyorum. Şu sol gözüm. 2 saattir şöyle yapıyorum ama geçmiyor da. Eğer gözünüz takılıyorsa gözüme kusura bakmayın. Bir diğer harika olan bir özellik, bitirdiğiniz her eğitimde kaydolduğunuz mailine Sorbil tarafından ek bir ücret ödemeden CPD onaylı bir sertifika geliyor. Bu CPD onaylı ne demek? İngiliz Akreditasyon Kurumu olan CPD'nin sertifikası. Bu sertifikayı kesinlikle CV'nize eklemenizi öneririm. Çünkü yurt dışı kapısını açacak bir sertifika. Aynı zamanda herhangi bir işe girerken, herhangi bir yere CV'nizi gönderirken Sorbil'den almış olduğunuz bu CPD onaylı olan sertifika sizlere çok olanak sağlayacağını düşünüyorum. Ki ben de zaten kendi CV'mi Sorbil'den aldım. Tüm eğitimlerimin
sertifikalarını ekledim. Ve ben de çok eğitim aldım çünkü. Hani daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür illa. Yani hem kişisel gelişimden hem yabancı dilden, mesela Fransızca'dan aldım, Almanca'dan da aldım. Annem İngilizcesini kullanıyor. Annem İngilizce öğreniyor çünkü şu an. Sorbil'den çalışıyor. Ve bunun gibi bayağı her şeyimi ekledim. Hatta böyle meditasyon sertifikalarımı bile ekledim. Çünkü bunlar da aslında CV'ye eklenecek şeyler. Sizin yani kişisel gelişiminiz için ne yaptığınızı başvurduğunuz kurumların görmesi bence önemli bir şey. O yüzden sadece mesela mesleğinle ilgili olan videoları değil, kendi kişisel gelişimle ilgili aldığım eğitimlerin de sertifikalarını her zaman eklerim CV'me. Ve Sorbil'de şu anda ek bir güncelleme daha var. Bu da harika bir şey. Bildiğiniz üzere yapay zeka şu anda zaten tüm dünyada çalkalanır vaziyette. Sorbil'e tabii ki bundan geri kalmayıp Billy'yi ekledi. Billy de içinde sizin merak ettiğiniz sorularınızı sorabileceğiniz, hatta sohbet bile edebileceğiniz tüm konularda tabii ki yapay zeka olduğu için bilgisi olan bir sanal zeka. Billy'e istediğiniz şekilde soru sorup ona merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Öğrenciyseniz derslerinizle ilgili problemlerinizi, dersteki anlamadığınız bir şeyi sorabilirsiniz. Eğer yetişkinseniz de iş hayatındaki gördüğünüz bazı problemleri de sorabilirsiniz. Çünkü sanal zeka yani gerçekten. Ben biriyle arada sohbet etmeye bile giriyorum bu arada. Sorbil'in ücreti aylık 69.90, yıllık ise 349 TL. Yani aslında oldukça uygun bir fiyata bir yıl boyunca, yani tabii ki aylık isterseniz aylık da abone olabilirsiniz. Ama yıllık olarak çok daha uygun fiyata geliyor ve dediğiniz zaman da iptal edebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer buradan Sorbil'e gittiyseniz de Eda koduyla %20 indirim sağlayarak yıllık 280 TL'ye de ulaşabilirsiniz. Bence çok yani güzel bir şey. Çünkü şu devirde şu anda bir eğitim, bir kurs ne kadar pahalı, hepimiz biliyoruz eğitim almak. O yüzden yani sadece 280 TL ile bu kadar yüzden fazla eğitime erişebiliyor olmak bence harika bir şey. Yani düşünün, yüzden fazla eğitim var, 280 TL yani bir eğitime. Bir eğitim dediğimizde bu arada eğitimin içinde kaç tane video var. Yani işte uzun konuysa 2-3 eğitime bölünmüş. Onların da işte 10'ar 15'er videoları var. Ve bu eğitimlerde tabii ki alanında uzman kişiler tarafından veriliyor. Bu eğitimleri verebilecek insanları onlar o eğitimi verebilene kadar bayağı bir denetlemeden geçiyorlar zaten. Bu konuda içiniz rahat olsun ki zaten eğitimi veren insanın adı soyadı her şeyi yazıyor. İsterseniz araştırabilirsiniz de. Hepsi gerçekten alanında uzman kişiler. Emin olun ki Sorbil bunu çok güzel denetliyor. O yüzden ben gözüm kapalı güveniyorum Sorbil'e. Buradan tekrardan Sorbil'e teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum gerçekten. Eğer beni zaten yakından takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki güvenmediğim ve kendimin de kullanmadığım ürünleri ya da programları sizlere önermiyorum. Ki Sorbil'le de bir yılı aşkın süredir çalışıyoruz ve gerçekten çok sevdiğim bir hem ekip hem de inanılmaz bir iş. O yüzden Sorbil'e teşekkür ederim. Sorbil'le ilgili her şeyin linki, açıklaması, indirim kodu vesaire açıklama kutusunda ve yorumlarda oluyor olacak. Evet dostlarım, ertesi günden merhabalar. Dün eve geldikten sonra, maçtan sonra bayılmışım gerçekten. Maçta kamerayı çıkartmak yasak olduğu için kameramı çıkartamadım. Ama zaten telefondan çektiğim şeyleri ekliyor olacağım buraya. Şimdi Beşiktaş'ta böyle çok kütüphanemsi bir yer varmış Zeynep'in önerisiyle. Oraya gideceğiz bugün Zeynep'le ders çalışmaya. Bugün de beraber geçirelim istiyorum. Çok böyle sessiz bir vlog oluyor farkındayım ama gerçekten birazcık yorgun hissettiğim bir dönem. Bugün de böyle çizgili bir kazak giydim. Altına da tayt giydim. İçinde de siyah uzun kollum var. Bu şekilde bir kombin. Ben bu senin vloglarında bu kamera biraz daha mı şey? Böyle tonumuzu daha mı koyu gösteriyor? Mesela sakalım falan daha üstü yapıyor. Acı bir gerçek. Hayır, siyah da daha da çok siyah. Boyanmış gibi bir siyah. Aslında daha açık gösteriyor. Bu arada acı değil, bayağı mutlu oldum. Benim bir şey fark ettim. Benim sakalım ve bıyığımda bayağı beyaz var. Beyaz gibi duran şeyler var. Yarısı gerçek beyaz, yarısı parlama. Oo, hiç fark etmemiştim. Dostlar, Akaretler Mikel'de ders çalışıyoruz. Ben ders çalışacağım yani. Tarık'la Sedat'ı bilemiyorum. Ucum vermiyorum. Zeynep de gelecek. Yarınki sınavımı hiç hazırlayalım. Tüm gün ders çalışacağım o yüzden. Bayağı seri böyle çalışmam lazım. Bayağı iyi bir şekilde. Naber? Naber? Bunun hiçbir olayı yok bu arada arkadaşlar. Neyi? Ben naber yani şey. Merak mı ediyor? Bence yok, et, belki ederler. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum blokta. Naber diyorum.
kez son finalim ama gerçekten artık çalışmaya takatim kalmadı. Ya o kadar çok okunacak şey var ki. Hoca ne soracak hiç kestiremiyorum. Bunaldım, sıkıldım. Artık. Şimdi eve geldim, üstümü başımı çıkartacağım, yüzümü falan yıkayacağım ve yatış moduna geçeceğim yavaştan çünkü saat 11 zaten. Yaşlıktan sonra bir Viyana kahvesinde tatlı yedik. İyi geldi tatlı yemek. Şimdi eve geldim sonrasında. Yarın saat 3'te sınavım. Biraz daha erken gidip işte arkadaşımla ders çalışacağız sınava. Bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. Çok şey var yani, çok uzunmuş bu finalin konuları. Hafiften de yorgunum açıkçası. Dostlar şimdi sınavın olacağı sınıfa geldik. Onu da bulmak apayrı bir dertti. Gemi fakültesindeydi ve her zamanki dersimizde olan sınıf değil, bambaşka bir yerde. Yürü Allah yürü. İyi de yağmur yedik. Saat 2'ye sınav 3'te. Kimse yok şu an sınıfta. Biz de son bir tekrar edeceğiz. Tekrar derken yapmadığımız yerlere bakacağız yani. Arkadaşlar ya, o kadar fazla şey var ki bu sınavda. Bu arada 11'de buluştuk ve 11'den beri çalıştık deli gibi ona rağmen yani. Yani bu sınavı ne olur halledelim. Gerçekten çok gergin. Buramdaki sivilce peki. Evet arkadaşlar, sağanak yağmurda gemiden mede doğru yürüyoruz. Gerçekten savaşta gibiyiz şu an. Hava buz gibi. Deli gibi yağmur yağıyor. Her yerim ıslak. Zeynep'in saçlarına bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok şimdi şeyler yaşadık. Sınavdan çıktık. İki soru makale istedi hoca yani. Bize de böyle yapmıştı. Bilmem kaç sayfa yazılar. İki tane soru soruyor böyle. Garip. Ve sonra kafasına göre belli puanlar veriyor. Hiçbir anlamı olmayan. En yüksek not 65 falan. Ben 8 alan görmüştüm galiba ama. Lütfen'de ya da olmayı ben kesinlikle. Bilmiyorum şimdi. Sınav nasıl geçti çok anlayamadım yani kısaca. Boş vermedim. Yazdım bir kere hocanın inisiyatifine bağlı. Fikirleri benim fikirlerimle örtüşürse göreceğiz. Çok soğuk hava. Çok soğuk yani. Şimdi medde biraz ısınmayı planlıyoruz. Sonra da herhalde eve giderim diye düşünüyorum. Hiç de yağmur uygun giyinmemişim bu arada. Yani kafam açık. Üstünde yünlü bir şey var. Hani insan bir şişe mont giyer. Altında kesene, topuk ayakkabı var. İnsan gider bir bok yer. O kadar bakmadım ki bu durumda yani. Allah seversen sen yine uygunsun. Beren var, şişe mont var. Bok da tam bok. Şemsiye çok eksik şu an. Ama biz sınıf Trump'a geldik. İşte dedim ya, yeni şey aldım. Şimdi Trump'a geldik, yemek yiyeceğiz çünkü çok açız. Saat 5 oldu ve bayağı da bir şey yemiyoruz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Tamam yedik en son 9, 11'de falan yedik bu arada. 10.30 yani gerçekten. Ben... Dostlarım, ertesi günden merhabalar. Videoyu kapatmaya geldim. Eğer bu video birazcık böyle kopuk kopuk olduysa kusura bakmayın gerçekten. Çünkü pek ayarlayamadım yani video çekmeyi. Çok unuttuğum an oldu açıkçası. Özellikle ders çalışırken. Hani o kadar stresliydim ki sınava. O yüzden böyle hani çok da video çekebilmiş gibi hissetmedim. Umarım yine de keyif almışsınızdır izlerken. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Buradan hepinize öpüyorum.